Evet, bununla ilgili biliyorsunuz hükümetin başkanı diyeyim artık AK Parti Genel Başkanı çok talihsiz bir açıklama da yaptı. Özellikle cezaevleri konusundaki verdiği örnek yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan Guantanamo örneğini vermişti. Ama orası biliyorsun orada demokrasinin çok böyle Avrupa'daki demokrasiyle uyuşmayan Amerika'da eyalet sistemi var. Bazı yerlerde mesela orada şey de vardır. İdam cezası da vardır. Onu örnek vermesi çok talihsiz bir açıklamaydı. Avrupa'da böyle bir sistem yok. Daha hükmü kesinleşmeyen insanlara bu tür şeyleri giydirmek tamamen insanlar üzerinde kötü bir intiba oldu. Kişiliklerine varan hakarete varacak derece söyleyeyim. Bir tarz olur. Bunu nitekim gördüğümüz süre içerisinde bazı HDP milletvekilleri başta genel başkan olmak üzere yerinde bir açıklama yapmıştır. Yani ölürüz de biz bu işi giymeyiz diye. Şimdi ben bunu aslında farklı olarak alırım. Tabii bu söyledikleri özellikle son çıkan KHK'lerle birlikte hem cezaevi uygulamaları hem de biliyorsunuz geçmişe dönük dediler ama bu bence geleceği de kapsıyor. Geçmişe dönük efendim işte 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bazı kişilerin suç işlemesini örtbas etmek adına, yani yargıya taşımamak adına çıkardılar. Tabii onu aslında ileriye dönük bir çalışmaydı. Bunun kamuoyunda ters tepki yarattığını gördüler ve ondan sonra da hemen hiç yokken Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte birlikte koalisyon yapabiliriz görüşmeler, işte Tayyip Erdoğan'ı destekleriz. Sonra komisyonlar kurup görüşmelere başladık. Bu bence en son çıkan iki tane önemli, bakın altını çizerek söylüyorum. İki tane çok önemli en son çıkan iki KHK'yı örtbas etmek için yapılan bir çalışmadır. Aslında suni bir gündem yaratıyorlar. Yoksa bunların şu anda seçim yok. Seçime gidelim diyorlar. Diyorlar zamanı değildir. Zamanda yapılacak. Peki bu görüşmelerin zamanı mı şimdi? Zamanı değil. Onun için bunlar hep görüşmeyi tamamen o KHK'yı örtbas etmek adına bir. İkincisi Genel Başkanımızın özellikle Man Adası belgelerini çıkarmasından sonraki çalışmaları bunları perdelemek adına, örtbas etmek adına. Şimdi böyle bir çalışmayı da zaman içerisinde göreceksiniz. Bunu bir süre daha erteleyeceğiz. Görüşmeler şimdi erkendir deyip bunu kapatacaklar. Amaç onları iki son çıkan iki KHK gerçekten çok önemli bunlar. Onun için de hükümetin ilk 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz OHAL kararı alındıktan sonra biliyorsunuz Genel Başkanımızla yaptıkları görüşmelerde iki söz vermişlerdi. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede bu tamamen FETÖ yönelik bir KHK ve OHAL. İkincisi ise Genel Başkanımızın 15 Temmuz'da linç edilen askerlerin haklarını koruma adına, linç edenleri yargıya taşıma adına söz verdiklerini ve bugün geldiğimiz noktada tam tersi hareket ettiklerini gösteriyor. Onun için bence gördüğümüz tablo bu son çıkan görüşmeler tamamen suni bir görüşmedir. Çünkü son iki KHK gerçekten ülkede çok ciddi sorunlar yaratacak KHK'lerdir. Hükümet hiçbir uyarıyı şey yapmıyor, kayda almıyor. Onların öyle bir niyetleri yok. Ancak işte kamuoyunda yani partilerin yapmış olduğu uyarılara çok bakmıyorlar. Ancak onlar şunu yapıyorlar. Biliyorsunuz artık yani hükümette bir anket hastalığı olmuş. Onlar her çıkardıkları KHK sonunda muhakkak bir anket yaptırıyorlar. Bakıyorlar gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaratıyorsa bu sefer farklı adımlar atıyorlar. Tabii bu sizin söylediğiniz biliyorsunuz basında da çok yansımadı. Yani hiç yok denecek kadar basında görmüyor. Ne zaman ki basında yansıyıp ondan sonra çok ciddi anlamda sorun yaratmaya başlarsa hükümete söylenen bazı şeyler kayda değerdir. Bunlar yanlış uygulamalardır. Bunlardan bir an önce vazgeçmeleri lazım. Gerçekten Türkiye yönetilmiyor. Yani sadece günü kurtarıyorlar. Bu günü kurtarma da 2019'u kurtarmaya kadar nasıl giderse. Ama ondan sonra ülkenin geleceği ne olacak kimsenin düşündüğü yok. Aklı selim davranıp bir an önce bu yaptıklarını hatta daha uç bir şey söyleyeyim. Bence bu ülkeyi düşünüyorlarsa, başta AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı bu ülkeyi gerçekten düşünüyorlarsa şu en son 2016 referandumda çıkan bu yasayı tekrar geri adım attırıp ülkede gerçek anlamda parlamenter sistemi ve tam demokrasinin yerleşmiş bir parlamenter sisteme tekrar geri dönülmesi daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tam da demokrasi noktasında yani şöyle bir değerlendirme yapıyor genelde. Bir ülkenin demokrasisi cezaevinde uyguladığı demokrasilerde en iyi test edilir. Sizce AKP bunun sınavını ne kadar verebiliyor şu an Türkiye cezaevinde? Hiç veremiyor. Yani ne kadarı biraz yüzdelersek hiç veremiyorlar. Çünkü
bir kere bir ülkede, bir ülkenin cumhurbaşkanı, zamanda başbakanlık yapmış bir insan bir mitinge gittiği zaman oraya ben size daha iyi eğitim, daha iyi demokrasi getireceğim, daha iyi ülkenin feraha kavuşması için eğitim sistemi ne gerekiyorsa onları getireceğim demiyor. Ama maalesef gelip illerimizde ben size modern cezaevleri yapacağım diyor. Yani geldiğimiz noktayı en özetleyecek kelime. Diyor yani. Evet, evet yani ülkenin demokrasi açısından ülkeyi yönetenleri en iyi özetleyecek şey budur bence. Onun için söylemlerle eylemleri birbirinden tamamen farklıdır. Hükümet şu anda freni patlamış. Evet, genel başkanımız zaman zaman söylüyor, freni patlamış bir kamyon gibidir. Ama nereye gittiğini bilmiyor. Biz modern cezaevleri değil, modern olmayan, çok da modern olmayan demokrasiler istiyoruz. Bize eğer bu ikisi sunulacaksa bize çok modern olan demokrasiler istiyoruz. Biz modern cezaevi istemiyoruz. Son bir soru soracağım başkanım. Bu tek tipleştirmeye karşı CHP ne yapacak? Şimdi burada bakın çok hemen hemen başta bizim genel kuruldaki, genel başkanımız düzeyindeki MYK üyeleri ve biz yereldeki siyasetle uğraşan il başkanlarının tek bir şey söylediği gibi. Artık önümüzdeki süre içerisinde tek bir parti yoktur. Demokrasiyi özümsemiş, demokratik parlamenter sistemi özümsemiş kimler varsa hepimiz birlikte hareket edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi burada emin olun tek başına bir şey yapamayacaktır. Bu sistemi kabul etmeyin, gelmiş olan, daha yarım yamalak gelmiş olan bu sistemi kabul etmeyin. Tüm güçlerle, hepimiz birlikte olursak biz bir şeyleri başaracağız.